Efendim Emre. Sıla, kendini tehlikeye atıyorsun biliyorsun değil mi? Korumaları da yanına almamışsın. Neredesin söyle, hemen geleceğim. Halletmem gereken bir iş var, merak etme. Aklından neler geçiyor Sıla? Ha? Neden gene birden uzaklaştın? Lütfen üstüme gelme, bunları sonra konuşuruz. Bu gidişinin Boran'la ilgisi yok değil mi Sıla? Onunla buluşmayacaksın değil mi? Tamam Sıla, ben şirkette bekliyorum. Uğramadan gitme. Konuşalım olur mu? Tamam, konuşuruz. Dikkatli ol. Hoşça kal. Hoşça kal. Allah kahretsin. İsmail'cim, sesini duyurdun sonunda. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Artık iyiyim. Sesini duydum ya. Kaç zamandır aramadın, telefonlarıma da çıkmadın. Endişelenmeye başlamıştım. Hala beni merak eden ve benim için endişelenen birilerinin olduğunu bilmek iyi geldi. Aşk olsun İsmail'cim. Hadi beni bırak, arkadaşlarını bırak. Ayla seni her gün düşündüğünü belli etmiyor mu? Evet. İyi ki aile var. Yoksa hiçliğin içerisine kaybolacağım. Esma, sen iyi değilsin. Sorun mu var? Anlat bana. Evet. Ben iyi değilim. Burhan kafayı davayla bozdu. Ve ben bu koskoca evde sanki bir başıma yaşıyorum. Böyle boşlukta iplerinden sallanıyormuşum gibi hissediyorum. Bak, böyle konuşup beni korkutuyorsun. Ben hep senin yanında olmadım mı? Neyse. Bunlar telefonda konuşulacak konular değil. Akşam buluşalım. Mutlaka gel, dertleşiriz biraz ha. Olmaz ya. Hele de akşam hiç. Burhan'a ne deyip çıkacağım? Esma'cığım, sen demedin mi Burhan davayla uğraşıyor diye? Sıkıldım de, arkadaşlarımla buluşacağım de. Mutlaka gel. Seni bekliyor olacağım.